yerel yönetimleri bilgilendirmeden, haberdar etmeden sokağa çıkma yasağı kararını açıklamak bir yönetim basiretsizliği değildir. Bu halka bir ihanettir. Bir yandan ise baskılar, yasaklar, baskınlar, tutuklamalar, insan hakları ihlalleri, kentlerde zulüm, doğada zulüm her yerde kol gezmeye devam ediyor. Zulüm koronavirüsünden daha beter çalmadığı kapı bırakmıyor. Zulüm öyle bir virüs ki şu anda ülkemizde saraya biat etmeyen, iktidarı eleştiren herkese bir şekilde uğruyor, kırıyor, hayatları tarumar ediyor. Üstelik bu zulüm insanlarla da, kentlerle de bitmiyor. Doğada, toprakta, suda, ağaçta, Hasankeyf'te, Kaz Dağları'nda, tarihte nasibini almaya devam ediyor. Savaşlar, çatışmalar durma noktasına geldi. Fakat sönmeyen ateşler söndü. Kabe'de tavaflar durdu. Ama Türkiye'de zulüm korona bile dinlemiyor. Kayyumlar atanmaya, yandaşlar peşkeş çekilmeye devam ediyor. On binlerce masum çoluk çocuk cezaevlerinde, çıkarmak şöyle dursun, daha onlarca masum zindanlara doldurulmaya devam ediliyor. Zenginden yana yoksula karşı yapılması gereken ne varsa bu yapılıyor. Doğa talanı durmak bir yana, tam gaz, hala nerede ne varsa doğa düşmanı gibi adeta özgür akan su kabusları olmuş. Sabah akşam delik deşik edilmedik bir doğa parçası bırakmamak için seferberlik başlamış gibi. Saray ve iktidarı ülkemizde toplumsal dayanışma için değil, ülkemizin kalan zenginliğini de talan etme seferberliği başlatmış görünüyor. Toplumsal dayanışma diye bu halkın sorunlarına çözüm bulmak, açlık korkusu yaşayanlara geçim güvencesi vermek değil dertleri. Sarayın ve iktidarın aklına toplumsal dayanışma diye bir şey gelince bilin ki vermek için değil, almak için gelmiştir. Televizyona çıkıp halk ciddiyetle bir tedbir mi açıklanacak acaba diye beklerken ekmek bulamayan işsiz, yoksul halka IBAN numarası verebiliyor bu ülkenin yöneticileri hiç yüzleri kızarmadan. Bir gazeteci de çıkıp IBAN'a ironi yaparak "Ey IBAN edenler" dedi, Hakan Aygün diye bir gazeteci. Ama IBAN sahipleri kendi yüzsüzlüklerini örtmek için gazeteciyi de tutukladılar. Bunun için komedilerle, bu gibi komedilerle içerisi gazeteci doldurulmaya, düşünenleri doldurulmaya, eleştirilenlerle doldurulmaya devam ediliyor. Maske üretenler de kaçak diye baskın yiyor. Halka bedava maske dağıtanlar da baskın yiyor. Halkın ekmeğiyle, iradesiyle seçtikleri belediyelere de el konuluyor. Yoksula aş dağıtan hesaplara da el konuluyor. Böylesine iyilik düşmanı ve örgütlü bir kötülüğü tarih bugün burada yazıyor. Halkımız umudunu kaybetmesin. Hiçbir kötülük sonsuza kadar güçlü kalmamıştır. Yeter ki bizler iyiliğe sahip çıkalım, adalete, özgürlüğe, hakikate sahip çıkalım. Yeter ki bizler yoksula, köylüye, emekçiye, işsize sahip çıkalım. Teşekkür ediyorum.